Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonuna açarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Size bugün yine yepyeni bir modelle karşınızdayım arkadaşlar herkesin yapabileceği tarzda arkadaşlar. Çok hoş bir model. Gördüğünüz gibi dallarımızda açan çiçeklerimiz var. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi ikişer zincir çekerek yemenimizin tığ battılarını hazırlıyoruz bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, çit olarak ara suyumuzu yapacağız. Bir defa tığımızın başını doladık. Tığ battıya girip 2 2 olarak aldık. Buraya 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde 4 zincirimi tomurcuk olarak çitime kapattım arkadaşlar. Araya bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde 2 4 6 8 9. Bir tane daha yapalım. 10 tane tomurcu iki çiçeğimizin arasına ara suyu olarak kullanıyoruz. 4 zincirimi çektim bu şekilde. Kapattım buraya. Şimdi arkadaşlar bu çiçeğimizin dallarımızın yapabilmek için iki tane bu şekilde boş trabzana ihtiyacımız var. 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tomurcuğunu yapmadan yandaki trabzanımın yapımına başlıyorum bir zincir bir defa doluyorum hemen 2 2 alarak bu şekilde buraya iki tane boş trabzan yaptık Altı tane zincir çekiyorum 6 zincirimi dönüp buradaki ilk yaptığım boş trabzanımın tepesine kapattım bu şekilde 1 2 3 zincir çektim döndüm arkadaşlar düz yüzüne bir iki defa doluyorum tığımın başını bu şekilde ve yuvaya girdim 2 2 2 olarak 3 seferde çektim bir trabzan yaptım tepesini arkadaşlar 5 zincir çekiyorum 5 zinciri çektim bu 5 zincirimi bu şekilde trabzanımın tepesine tomurcuk olarak kapattım hem de bu çiçeklerimiz için yuva yapacağız arkadaşlar buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6. yuvada sık iğne olarak kapattım buraya arkadaşlar. Bir tane dalımızın bir tanesi hazır bu şekilde. Birini yaptık. Şimdi diğer dallarını yapımı için yine 3 tane zincirimi çektim. 2 defa doluyorum. Yuvaya 2 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Trabzanımızın üzerine tekrar 3 zincir çekip iki defa doladım. Yine bir trabzan yapıyoruz. Yukarıya çıkmak için arkadaşlar bir dal daha yapıyoruz. Bu pembe çiçeğimizin dalı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Çiçeğimiz için yuva, tomurcuk kapattık. Buraya arkadaşlar 5 zincirimizi bu şekilde. Geri kalan Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 Bu da 5. sık iğne. 6. arkadaşlar yuvada yine yapıyorum. Şimdi tekrar buraya 3 tane daha zincir çekip 1 2 3 Bu dalın aynısından bu tarafı da yapıyoruz. 2 defa tığımızın başını doladık. Yuvaya girdik. 2 2 2 Yine bir trabzan hazırladık arkadaşlar. Ucuna yine 5 zincir. Bu da çiçeğimiz için yuva. 5 zincirimizi kapattık trabzanımızın arasına. Trabzanımıza 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. Sık iğnemi buraya yaptım. Yine arkadaşlar yuva da kapattım. 1 oldu. Burası gövde sayılır arkadaşlar. Ağacımızın gövdesi. Bu şekilde buraya sık iğne ile doldurup ve ana yuvaya da bir tane sık iğne ile geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar yine bunun gibi bağımsız bir tane daha buraya bu şekilde dal yapacağız. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığımın başını doluyorum bu şekilde arkadaşlar. Yuvaya girdim. 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir 5 zincir arkadaşlar buraya kapattım bu şekilde buraya yine 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 6. da ana yuva da bu şekilde yapıp bir tane daha dalımızı bitirmiş olduk ve buradaki trabzanıma da bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar trabzan seviyesine indim şimdi bir defa tığımın başını doladım 2 2 aldım ara suyuna bu çitlerin yapımına başlıyoruz 4 zincir kapattım trabzanıma bu şekilde tomurcuğumu yaptım bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 4 zincirimi çekip kapattım trabzanımı. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Tığ battıya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir bu şekilde tomurcuğuma kapattım. Arasına bir zincir bir defa tığın başına doluyorum arkadaşlar tığ battıya girdim 2 2 aldım bu 2 4 5. tomurcuğumuz bu tomurcuktan buraya 10 tane yapacağız 10 taneden sonra tekrar bu dalımızı yapacağız bu şekilde tülbentimizin yapımına devam edeceğiz arkadaşlar ben şimdi örnek olduğu için burada ipimi koparıyorum çiçeklerimizin yapımına geçelim Evet arkadaşlar şimdi geldi dalımızın çiçeklerini yapmaya sıra bu şekilde bu 5 zincirden yapmıştık kenarlarına buraya sık iğne ile ipimi tutturdum bu şekilde 1 2 3 4 4 zincir arkadaşlar 5 denedim büyük durdu 4 zincir iyi 1 2 3 4 zincir kapattım bu 5 zincirli yuvamın içine 2 1 2 3 4 kapattım buraya arkadaşlar 1 2 3 4 zincir bu şekilde kapattım buraya 1 2 3 4 zincir bu şekilde arkadaşlar 4 zincir çekerek 5 tane kirpik yapıp ipimizi koparıp ipimiz iplerimizi yakıp geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şimdi bu pembe olan çiçeğimi mavi renkten yapacağım bu sefer. Sarılar yine aynı sarı, maviler pembelerin yerini alacak. Bu 5 zincirli yuvanın içine sık iğnemle kapattım. 4 zincir. Bu şekilde kapattım buraya. 1 2 3 4 zincir. Kapattım hemen buraya. 1 2 3 4 zincir yuvada sık iğne ile bu 4 zincirimi sabitliyorum 3 oldu 4 zincir yuvada kapattım 4 zincir buradaki yuvada kapattım 5 tane kirpiğim oldu bir zincir çekip ipimi koparıyorum ara suyunu da arkadaşlar 10 tane yaptım eğer yakın görüyorsanız bu örnek amaçlı siz 15 tane pıtırcıklardan yapabilirsiniz bu kirpikler de herkesin yapabileceği dört zincir çekip batıp böyle minik bahar gibi çiçekler yapabileceği bir oy oldu arkadaşlar. Ağır değil. Ağır böyle fıstıklar da koymadım. Ondan da yaparız inşallah. Ama bu da bir fikir olsun. Kolay bir şekilde yapmak isteyenler için dallarda açan çiçekler. Evet yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.